Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle Haziran ayında okuduğum kitaplarımı paylaşacağım. Ne yazık ki beni çok fazla mutlu eden bir ay olmadı. Zaten okumayı planladığım kitapların hepsini okuyamadım. Bir tanesini Temmuz ayına aktarmış oldum. Okuduğum kitapların da birçoğu beni çok fazla mutlu etmedi. Beni çok fazla zorlayan kitaplar oldu. Çok fazla sevemediğim, hatta beni çok fazla şaşırtan kitaplar oldu. Çünkü birçok insanın okuyup çok keyif aldığı bir kitap var mesela aralarında. Ben gerçekten hiç sevemedim. İsterseniz hemen ilk kitapla başlayalım o zaman. Göstermek istediğim ilk kitap Haziran ayında okuduğum masal kitabı olabilir. İbrani Masalları. Biliyorsunuz 2 aydır düzenli olarak masal kitabı okumaya başladım. Kızılderili Masalları ile başlamıştım ve Haziran ayında da İbrani Masallarını okudum. İbrani Masallarına kimi gün bir tane, kimi gün iki tane masal okuyarak devam etmiş olduk. İçerisindeki masalların kimilerinde insani değerlere gönderme yapıyordu. Kimilerinde ise dini öğelere gönderme yapıyordu. İtiraf etmeliyim ki insani öğelere gönderme yapan masalları daha fazla sevdim. Genellikle dürüst insan olmak, iyi insan olmakla ilgili masallar vardı. Fakat dini temaların bulunduğu masalları çok fazla sevemedim. Çünkü bence çok fazla kendini tekrar ediyordu. Çünkü hepsinin ana fikri sürekli haksızlığa uğrayan, haksızlığa uğradıktan sonra da mücadele etmekten vazgeçmeyen ve en sonunda da huzurlu uzun bir hayata kavuşan Yahudileri ele alıyordu. Dediğim gibi çok fazla kendini tekrar ettiği için onları okurken biraz sıkıldım. Fakat genel olarak bir önceki ay okuduğum Kızılderili masallarıyla kıyaslarsam İbrani masallarını biraz daha sevdiğim diyebilirim. Çünkü Kızılderili masallarında da çok fazla fantastik öğeler vardı. Eğer fantastik öğeler içeren hikayeler okumaktan hoşlanıyorsanız mutlaka seversiniz. Ben İbrani masallarını biraz daha fazla sevdim. Dolayısıyla bu Haziran ayında severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Ve hemen bir sonraki kitabımızla devam edelim. Bir süredir düzenli olarak okumaya devam ettiğim Peyami Safa'nın Matmazel Noralya'nın Koltuğunu okumuş oldum Haziran ayında. Biliyorum beni izlediğinde kızacak. Uğur'un en sevdiği kitaplardan bir tanesiydi. Hatta o bu kitabı çok sevdiği için ben bunu okuma planımda öne aldım. Belki bana kalsa daha sonraki aylarda da okuyabilirdim. Dediğim gibi Uğur'un çok sevdiğini bildiğim için, bana çok fazla övdüğü için ben de bunu Haziran ayında okumaya karar verdim. Daha önce yazardan 9. Harciye Koğuşu'nu, Fatih Harbiye'yi ve Yalnızız kitaplarını okudum. Onları okurken tanıdığım Peyami Safa'yla Matmazel Noralya'nın Koltuğunu okurken tanıdığım Peyami Safa çok farklıydı. Dolayısıyla beni şaşırtan kitaplardan bir tanesi oldu. Kötü bir kitap asla diyemem. Evet, güzel bir kitap ama asla benim okuma zevkime uygun bir kitap değil. Çünkü içerisindeki ele aldığı konular, metafizik olaylar, çok fazla bana hitap etmeyen şeyler. Çok fazla o tür şeylere inanmıyorum demek de istemiyorum ama yani okurken çok fazla ilgimi çekmiyor. Dolayısıyla böyle bir kitap okuyacağımı da zannetmiyordum aslında. Çünkü Peyami Safa'dan okuduğum diğer kitaplar, o kitapların kurgusu bambaşkaydı. Matmazel Noralya'nın kurgusu çok daha farklıydı. En sonda Yalnızız'ı okuduğum için ben ister istemez bunu Yalnızız'la kıyaslarken buldum kendimi. Dolayısıyla Haziran ayında beni mutlu etmeyen kitaplardan bir tanesi oldu. İlk fırsatta da Uğur'la görüşüp bu kitabı neden sevdiğini, nasıl sevdiğini bana anlatmasını isteyeceğim. Matmazel Noralya'nın Koltuğunda çok fazla karakter yoktu. 3-4 tane karakter üzerinden ilerliyordu olaylar. Aslında çok fazla olay da olmuyordu bence. Sadece bir kişinin kendi içsel sorunları üzerinden devam ettik biz okumaya. Dolayısıyla benim sıkılarak okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Ben Peyami Safa'dan ilk bu kitabı okumuş olsaydım zannetmiyorum herhalde onu okumaya cesaret edemezdim. Fakat diğer kitaplarını severek okuduğum için tabii ki yine Peyami Safa okumalarına devam edeceğim. Zaten Temmuz ayında da yine Peyami Safa okumaya devam edeceğiz. Bu şekilde ben Matmazel Noralya'nın Koltuğunu utanarak söylüyorum. Gerçekten sevemedim. Yalnız okumadım. Okuma arkadaşlarımla birlikte okudum. Onlar da çok fazla sevmedi. Yalnız olmadığımı görmek beni mutlu da etti. Bir sonraki kitaba geçmeden önce de tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer siz içerisinde metafizik olaylar barındıran kitaplar okumaktan hoşlanıyorsanız bence Matmazel Noralya'nın Koltuğunu mutlaka seversiniz. Ayrıca Peyami Safa için de bence oldukça zor olmuştur bu kitabı yazmak. Çünkü kendi sınırlarını zorladığını, bambaşka bir yazım tekniğiyle bunu yazmaya çalıştığını fark ediyorsunuz okurken. Yalnızız'la bunu kıyasladığım zaman bence bunu daha zor yazmıştır. Bu nedenle tabii ki yazarı da takdir ediyorum ama bana çok fazla hitap etmedi dedikten sonra bir sonraki kitabıma geçmek istiyorum.
Haziran ayının bir sonraki kitabı uzun bir zamandır okumayı merakla beklediğim kitaplardan bir tanesiydi. Hatta 2020 okuma listemde de vardı bu kitap. Zaten edebiyat tarihinde de oldukça önemli bir yere sahip. Cervantes'ten Don Quixote. Don Quixote'da da kahramanımızın şövalyelik hikayelerini okuduk. Hatta ilerleyen sayfalarda sahneye yardımcısı Sancho da girince bu hikayeleri okumak oldukça keyifli bir hale dönüştü. Ben kitap boyunca hep Don Quixote'u anlamaya çalıştım aslında. Neden böyle davranıyor, nasıl böyle düşünebiliyor, nasıl pes etmeden devam edebiliyor. Çünkü oldukça inatçı da bir karakter. Fakat zannediyorum beni en çok etkileyen onun asla pes etmemesi oluşuydu. Önüne çıkan bütün engellerle bir şekilde savaşıyor ve hayalinden asla vazgeçmiyor. Ve kitabın sonunda geldiğim noktada şunu düşündüm aslında. Keşke herkes Don Quixote kadar hayallerinin peşinden gidecek güce sahip olsa. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Hayal ettiği şey çok saçma da olsa ve etrafındaki herkes buna karşı da çıksa, ki kitaptaki çoğu hikayelerde bu şekilde oluyordu. Yardımcısı Sancho da onu sürekli engellemeye çalışıyordu. Gerçekleri göz önüne sermeye çalışıyordu. Fakat Don Quixote kendi inandığı gerçeklerden asla vazgeçmeden, kendi içindeki güçten asla vazgeçmeden serüvenlerini yaşamaya devam ediyordu. Bu Don Quixote'da beni en çok etkileyen davranışlardan bir tanesiydi. Yardımcısı Sancho da bana ilk başlarda biraz çıkarcı bir karakter gibi gelmişti. Fakat okumaya devam ettikçe ilerleyen sayfalarda onun da ne kadar efendisine sadık, ne kadar dürüst bir karakter olduğunu gözlemlemiş oldum. Bu kitabı okurken de şöyle bir durumla karşılaştım aslında. Ben Don Quixote'u Kindle'dan okudum, buradan da takip ediyordum. Kindle'dan okuyorum şimdi, sürekli yeni maceralara tanıklık ediyoruz, sürekli yeni olaylarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla herhalde 20-30 sayfa okudum deyip dönüp kitaba baktığımda sadece 5-10 sayfa ilerlediğimi görüyordum. Bu da sanki kitapta çok yavaş ilerliyormuş gibi bir hisse büründürüyordu beni. Tabii ki bunu çok fazla sevmedim ama günün sonunda severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu Haziran ayında. Sadece kitabın sonlarına yaklaşırken başka hikayelere tanıklık ettiğimiz bölümler vardı. Başka karakterlerin hikayelerini okuduğumuz bölümler vardı. Oralar biraz akıcı gelmedi ama genel olarak Don Quixote'u da, onun yardımcısını da ve Don Quixote'un maceralarını da gerçekten çok keyif alarak okudum. Zaten Temmuz ayında da serinin ikinci kitabını okuyacağız. Herkes o kitap için oldukça zor diyor. Bu da bizim biraz gözümüzü korkutuyor. Ama bir şekilde okuyup bitireceğiz onu da. Ve yorumlarımı zaten sizlerle paylaşacağım onu da Temmuz ayının sonunda. Şimdi hemen bir sonraki kitabımıza geçelim. Sırada göstermek istediğim kitapsa gerçekten Haziran ayında bana ilaç gibi gelen, hatta okuma arkadaşlarıma da ilaç gibi gelen kitaplardan bir tanesiydi. Benim 2 yıldır kitaplığımda okunmayı bekliyordu ama eğer sizin kitabınızda varsa ne olur ertelemeyin. Gerçekten çok severek okuyacaksınız. Maxim Gorki'nin otobiyografik işlemesinin ilk kitabı olan Çocukluğum oldu. Don Quixote'dan hemen sonra okuduk ve gerçekten çok iyi geldi bize. Hem Maxim Gorki'yi çok sevdik, onun kalemini çok sevdik. Hem onun çocukluğunu okumak gerçekten çok keyifliydi ve çok akıcı bir kitaptı. Ve Haziran ayında bizi en çok mutlu eden kitaplardan bir tanesi kesinlikle Çocukluğum oldu. Bu kitapta Maxim Gorki'nin babasını kaybetmesinin hemen ardından dedesinin evine gittikten sonraki yaşantısını okumaya başlıyorsunuz. Bu gerçekten çok fazla insanın içine dokunan kitaplardan bir tanesi. Kimi sayfalarını ben gerçekten anlayamadım. Yani neden böyle davrandıklarını asla anlayamadan okudum. Kimi sayfalarında da kendi içimdeki çok eski bir araya dokunduğunu hissederek okudum. Dolayısıyla Haziran ayında en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Maxim Gorki'yi okumaya mutlaka devam edeceğim. Zaten otobiyografik işlemesine devam ediyoruz. Şu günlerde ekmeğimi kazanırken kitabını okuyoruz. Benim üniversitemde bittikten sonra mutlaka ana romanıyla Maxim Gorki'yi okumaya devam edeceğim. Keşke bu kadar çok bekletmeseydim. Gerçekten kitabınızda varsa asla bekletmeden başlamanızı tavsiye ediyorum. Zaten çok akıcı, oldukça akıcı. Bu yüzden bence sizi zorlamayacaktır. Hemen bir sonraki kitabıma geçelim. Ve şimdi yine çok sevdiğim yazarlardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Videonun başında da belirtmiştim. Okuma sırasıyla devam etmiyorum. Tamamen elime gelen kitapla anlatmaya devam ediyorum. Haziran ayında okuduğumuz bir başka kitapsa Dostoyevski'den Ezilenler oldu. Bu da gerçekten çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Kitabı okumaya başladığım ilk sayfadan itibaren Dostoyevski'yi, onun satırları ne kadar özlediğimi bana hissettiren kitaplardan bir tanesi oldu. Ezilenler kitabına başladığımız zaman ben aslında Ezilenler kitabıyla toplumsal bir problemi ele aldığını zannediyordum. Çünkü kitapla ilgili hiçbir araştırma yapmadım. Sevdiğim bir yazarın kitabını okurken öncesinde kesinlikle araştırma yapmıyorum. İsmi de Ezilenler olduğu için herhalde ezilen bir halkı ele alıyor. İnsanların yaşadığı toplumsal bir problemi ele alıyor zannettim. Kitaba başladıktan sonra bir aşk romanı olduğunu öğrenince, bunu fark edince gerçekten çok şaşırdım. Tabii ki bundan şikayetçi değilim. Dostoyevski'nin kaleminden aşk romanı okumak
gerçekten mükemmeldi ama böyle bir şey beklemediğim için ben gerçekten şaşırdım. Fakat sonrasında severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu bu da. Daha önce yazardan Karamazov Kardeşleri, Budala'yı, Suç ve Ceza'yı, oldukça hacimli diğer kitaplarını da okudum. Ve bu kitabı okuduktan sonra da anladım ki gerçekten asla kendini tekrar etmeyen, hem ele aldığı olaylar bakımından hem de yarattığı karakterler bakımından asla kendini tekrar etmeyen çok değerli yazarlardan bir tanesi. Dostoyevski'nin karakterleri benim için gerçekten çok değerlidir. Okuduğum her kitabında aklımda kalan, hafızama kazınan karakterleri olur. Ezilenler kitabında da yine aynı şekilde asla unutamayacağım karakterlerle tanışmış oldum. Fakat en önemlisi olan benim için Dostoyevski'den bir aşk romanı okumuş olmaktı. Kendini sürekli sorgulayan, kendiyle bir kavga halinde olan, aynı zamanda yaşadığı toplumla da çatışmaları olan bir karakteri almış, oldukça, gerçekten oldukça zor bir aşkın içerisine atmış bu sefer. İçerisinde birbirinden farklı çok fazla karakter vardı ve hepsinin de içerisinde bulunduğu ruh halini, arzularını, kararsızlıklarını, en önemlisi de pişmanlıklarını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz okurken. Normalde 4-5 günde okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi, fakat okuyan insanların birçoğu benim içimi ezdi demiş. O düşünceye ben çok kapılmadım, yani benim içimi çok fazla ezmedi. Evet, güzel bir aşk romanıydı, çok etkileyiciydi. Fakat dışarıda da bu duyguyu yaşayan çok fazla insan var zaten. Etrafımızda da o duyguyu yaşayan insanlarla karşılaştığımız için ben zannederim o duyguyu biraz normalleştirmiş durumdayım. Dolayısıyla buradaki karakterin yaşadığı bence çok üst, asla karşılaşamayacağımız bir duygu değildi. Dolayısıyla kitabın içerisindeki karakterin yaşadığı duygu da benim ilk defa karşılaştığım ya da çok şaşırdığım bir duygu olmadığı için benim içimi çok fazla ezmedi. Fakat gerçekten çok severek okudum. Özellikle Dostoyevski'den bir aşk romanı okumuş olmak benim için gerçekten çok etkileyiciydi. Haziran ayında severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Dostoyevski'ye çok fazla ara vermemeliyim bence. Çünkü gerçekten ara verince çok fazla özlediğim yazarlardan bir tanesi oluyor da. Şimdi hemen bir sonraki kitabımla devam etmek istiyorum. Ve şimdi Haziran ayında beni gerçekten okumaktan soğutacak dereceye kadar getiren, beni gerçekten çok fazla zorlayan bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında çok da sevdiğim bir yazar, severek okumaya devam ettiğim yazarlardan bir tanesi. Fakat Haziran ayındaki Sodom ve Gomorra kitabı beni gerçekten perişan etti. Hatta birlikte okuduğum arkadaşlarım da bence gerçekten perişan etti. İtiraf etmek gerekirse ilk 200 sayfası gerçekten çok güzeldi. Çok severek yine hayran olarak okuduk. Fakat son 300-330 sayfa gerçekten bizi perişan etti. Diğer kitaplarından okumaya alışkın olduğum o şiirsel kaleminden, o güzel tasvirlerinden biraz uzaklaşıp biraz daha ayrıntı okumaya başladık çünkü o 300 sayfada. Gerçekten çok fazla zorlandım ve bende bir tuhaflık var galiba okurken dedim. Çünkü birçok insanın çok severek okuduğu kitaplardan bir tanesi, serinin sevilen kitaplarından bir tanesi. Ama benim gerçekten çok zor okuduğum, çok zorlandığım kitaplardan bir tanesi oldu Haziran ayında. Bunun dışında Sodom ve Gomorra'da karakterimizin huylarının biraz değişmesi, etrafındaki insanlara biraz daha tepeden bakan bir kimliğe bürünmesi de beni üzen etkenlerden bir tanesi oldu. Çünkü alışkın olduğumuz Marcel asla öyle bir Marcel değildi. Zannediyorum katıldığı davetler neticesinde, katıldığı davetlerdeki etkileşimini bulduğu insanlar neticesinde böyle bir kimliğe büründü. Diğer kitaplarını okurken gözlemlemiş olacağız, umarım geçici bir durumdur. Bu da bizi üzen etkenlerden bir tanesi oldu. Fakat içerisinde bulunduğumuz ayda serinin Mahpus kitabını okuyoruz. Orada gerçekten özlediğimiz Marcel Proust kalemine kavuşmuş olduk. Çok severek okuduğumuz kitaplardan bir tanesi oluyor Temmuz ayında. Onu da zaten Temmuz ayının sonunda paylaşacağım sizlerle. Gerçekten serinin eski temposuna kavuşmuş olduk bence. Sodom ve Gomorra bizi çok fazla zorladı. Herhalde serinin en zor kitabı buydu. Ama bitti ve geride kaldı. Marcel Proust'un kitaplarında Kayıp Zamanın İzinde serisinde herkese bir kez daha tavsiye ediyorum. Gerçekten enteresan bir şekilde siz farkında olmadan sizin bakış açınızı değiştirdiğini düşünüyorum ben. Bunu normal hayatımda çok fazla gözlemlemeye başladım. Mesela arkadaşlarımla buluştuğum zaman, onlarla bir araya geldiğimiz zaman otururken kendimi Marcel gibi onları gözlemlerken yakalıyorum. Çünkü Kayıp Zamanın İzinde serisini okurken buna çok fazla alışıyorsunuz. Sürekli etrafındaki insanları gözlemlemesi, gittiği davetlerdeki işte insanların tavırlarını, düşüncelerini, konuşmalarını, her şeyini en ince ayrıntısına kadar gözlemliyor olması bir şekilde sizin de içinize işliyor. Bir şekilde sizin de bakış açınızı değiştiriyor ve siz de insanlarla konuşurken, onlarla bir araya geldiğinizde gerçekten Marcel Proust gibi onları incelerken, onların konuşmalarındaki o ayrıntılara dikkat ederken yakalıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu benim zaten sevdiğim bir şeydi ama bu seriyle birlikte de bu bakış açımı biraz daha güçlendirmiş oldum bence.
severek okuduğum serilerden bir tanesi. Şimdi hemen bir sonraki kitabımıza geçelim. Ve Haziran ayında okuduğum bir başka kitapsa yine daha önce severek okuduğum yazarlardan bir tanesi olan Gabriel Garcia Marquez'den Doğu Avrupa'da yolculuk oldu. Marquez benim sevdiğim kalemlerden bir tanesidir. Çok fazla zannediyorum 6-7 tane kitabını okudum daha önce. Fakat Doğu Avrupa'da yolculuk adlı bu kitabını çok fazla sevemedim ne yazık ki. Bununla birlikte ben şunu fark etmiş oldum aslında. Zannediyorum ben gezi kitapları okumaktan çok fazla keyif almıyorum. Aslında şöyle tamamen gözlem amacıyla bir ülkeye gidip bunu daha önce John Steinbeck'in Bir Savaş Vardı adlı kitabında da gözlemlemiş oldum ben. Bir ülkeye gidip tamamen o ülkedeki insanları, o insanların yaşam koşullarını gözlemlemek için yapılan gezileri ve o geziden arta kalan yazıları okurken çok fazla sıkılıyorum. Çünkü duygusunun eksik olduğuna inanıyorum. O bölgede yaşayan bir insan o bölgeyi anlatırsa, o bölgedeki insanların koşullarını anlatırsa bu bana daha fazla gerçekçi geliyor. Daha fazla o duyguyu alabiliyorum. Fakat başka bir ülkede yaşayan insan Sovyet ülkelerinden birine gidiyor mesela. Oradaki insanların yaşadıklarını anlatıyor. Ama duygusu eksikti bence. Aslında gezi kitaplarına tamamen mesafeli olan bir insan da değildim. Daha evvel bu tarz kitaplar okumuştum. Herhangi bir ülkeye gidip o ülkenin tarihi özelliklerinden bahsedilen kitapları hala çok severek okuyorum. Ama dediğim gibi tamamen o bölgede yaşayan insanları gözlem amacıyla oraya gidildiği zaman o insanları gözlemledikten sonra yazdıkları bana biraz eksik kalmış gibi geliyor. Zaten Marquez de burada 1950'li yıllarda gazeteci olarak gittiği Doğu Avrupa'daki Sovyet ülkelerinden bahsediyor. Benim oldukça da merak ettiğim yerler aslında. Ama dediğim gibi sadece gözlem yapmak amacıyla gidilmiş. Sadece dışarıdan bakan bir gözle anlatılmış. Dolayısıyla benim için ruhu biraz eksikti. Sevemediğim kitaplardan bir tanesi oldu bu da. Ve Haziran ayında okuduğum bir başka kitapsa Sabahattin Ali'den oldu. Kaan'ın Ses ve Esirler adlı bu öykü kitabını okudum. Aslında içerisinde 18 tane öykü ve bir tane de tiyatro metni var. Öyküler oldukça keyifliydi. Hatta işlerinden bir tanesi benim çok uzun zamandır merak ettiğim öykülerden bir tanesiydi. Çünkü daha önce Sabahattin Ali'nin hayatını anlatan bir kitabı okurken o öyküden bahsediyorlardı orada. Çok merak ediyordum ama hangi kitapta olduğunu bilmiyordum. Bu kitapta ona denk gelmiş oldum. Duvar isimli öykü benim gerçekten bu kitaptaki favori öykülerimden bir tanesi oldu. Kitaptaki ilk üç öykü oldukça etkileyiciydi. Çok hayatın içinden olan öykülerdi. Bazıları biraz abartılmış gibi geldi bana. Sabahattin Ali'nin bakış açısını, tabii o günün koşullarını bilemiyorum ama bugünün koşullarından baktığım zaman biraz abartılmış gibi geldi. Ama sonuç olarak severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu bu da. Sabahattin Ali'nin yazdığı kitapları okurken, onun yarattığı karakterleri okurken çok fazla kendinden ize rastlıyorsunuz aslında. Kendi hayatından, kendi yaşadığı olaylardan etkilenerek yazdığını fark edebiliyorsunuz. Hatta bir hikaye okurken bunu acaba nerede yazmıştır diye çok fazla düşünmeye gerek kalmadan çok kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Kimden etkilenerek yazdığını anlayabiliyorsunuz. Zira bu kitabın içerisinde çok fazla hapishanede kaldığı dönemde orada tanıştığı insanlardan etkilenerek yazdığı hikayeler olduğunu gözlemlemiş oldum ben. Dediğim gibi severek okuduğum öyküler vardı içerisinde. Özellikle Duvar adlı öyküyü ben çok fazla sevdim. Fakat tiyatro metnini çok fazla sevemedim. Çünkü çok fazla parantez içindeki açıklamaları okumak benim metinden biraz kopmama neden oldu. Normalde tiyatro metni okumayı da severim aslında. Fakat içindeki Esirler adlı tiyatro metnini çok fazla sevemedim. Onun dışında severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Zaten Sabahattin Ali çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi olduğu için onun kitaplarını da oldukça keyif alarak okuyorum. Eğer sizler de öykü okumaktan keyif alıyorsanız, Sabahattin Ali'yi seviyorsanız bence Kaan'ın Ses ve Esirleri de severek okuyabilirsiniz. Şimdi Haziran ayında bir eksik var. John Steinbeck yok. Çünkü John Steinbeck'ten okumayı planladığım Kaygılarımızın Kışı adlı kitabı ne yazık ki okuyamadım ve Temmuz ayına bıraktım. Onu artık Temmuz ayında okuyacağım. Haziran ayında John Steinbeck okumamış olmak tabii ki beni çok fazla üzdü. Ama dediğim gibi Sodom ve Gomorra beni çok fazla zorladı. Don Quixote'da da hep okudum ama çok az yol aldım ne yazık ki. Mademoiselle Noralya'nın Koltuğu yine öyle beni hayal kırıklığına uğrattı falan derken kötü bir ay oldu ve John Steinbeck'e zaman kalmadı. Bu arada Rilke'nin Mektuplarını okumayı planlıyordum. O da oldukça ince bir kitap ama gerçekten ona da zaman kalmadı. Bu iki kitabı Temmuz ayına ertelemiş oldum. Bu şekilde 8 kitapla geride bıraktığım bir Haziran ayı olmuş oldu.
Sizlerin Haziran ayı nasıl geçti? Sizler neler okudunuz ve en önemlisi hangilerini bize tavsiye edersiniz? Hangilerini gerçekten sevemedim dersiniz? En iyilerini ve en kötülerini gerçekten çok fazla merak ediyorum. Tabii siz hepsini paylaşmak istiyorsanız okuduğunuz bütün kitapları da paylaşabilirsiniz. Ama özellikle en iyileri ve en kötüleri benim için gerçekten önemli. En kötülerinden biraz uzak durmaya çalışıyorum sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda. Ve en iyileri olarak önerdiklerinizi de ben de merak ediyorum. Kitaplığımda varsa okuma listeme dahil ediyorum. Yoksa araştırıp kitaplığıma dahil ediyorum. Bu nedenle benim için gerçekten önemli. Umarım severek, keyif alarak izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Ve bu videomu kitaplığımın karşısında çekmeye karar verdim. Belki bir sonraki videomu yine ormanda çekerim. Bilmiyorum, açık havada çektiğim videoları da seviyor musunuz? Ben çok keyif alıyorum aslında. Ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için de eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.